Babacığım, gel, sofra hazır. Gel otur. Ya hayatım, bir saniye dur, açıklayabilirim ya. Nereye gidiyorsun hemen? Ya dur, sandığın gibi değil hiçbir şey. Aa! Of, aferin sana. Bir tane de benim yerime geçirseydin. Sen... Sen ayarladın değil mi her şeyi? Seni düşünerek yaptım. O kadar kızla ayrı ayrı mesai harcamana gönlüm razı olmadı. Sen haddini çok aştın. Hem de çok. Fena mı oldu Allah aşkına? Yani bir adrenalin, bir heyecan. Hayatına bir renk geldi sayemde. Gerçi sen biraz dağıldın ama. Tam bir baş belasısın. Ama ben biliyorum bunları neden yaptığını. Neden yapıyormuşum? Çünkü kendinin farkındasın. Şu haller falan. Yine aynı laflar. Değiştir o şarkıyı, başka şeyler bul. O kadar kötü görünüyorsun ki insan bakınca aklına başka bir şey gelmiyor. Ama sana başka bir şey söyleyeyim mi? Kıskançlık gözlerinden akıyor, gözlerinden. Neyini kıskanacakmışım ben senin be? Deliye bak. Kızları kıskanıyorsun, kızları. Temizler, bakımlılar. Ama önemlisi ne biliyor musun? Güzeller. Sen kafana yine sert bir darbe aldın galiba. Bir de mutsuzsun sen. İlgiye muhtaç olduğun o kadar belli oluyor ki. O yüzden etrafındaki insanları bu kadar çok mutsuz etmeye çalışıyorsun. Tek derdin ilgi çekmek. Tek derdin. Benim tek bir derdim vardı, o da sana ders vermek. O yanındakilerin de gözünü açmış oldum. Senin nasıl bir insan olduğunu anladılar. Çok safsın. Ayrıca ben yaşadığım hayattan da kendimden de memnunum. O aptal yerine koymayı başardığın kızları mı kıskanacağım ben? Püsküle bak. Bak, saçma sapan bir şekilde yollarımız kesişti. Ben sana küçük bir ders verdim, sen de boğaltı yedin. Ama bitti. Seni etrafımda artık istemiyorum, anladın mı? İstemiyorum. Beni buradan kovuyorsun yani, öyle mi? Türkçen kıt mı kızım senin? Defolup gitsene. Bu evden biri gidecekse o da sensin. Cidden anlamıyor ya. Sorunlarım var. Kızım, bu ev benim, benim. Birincisi, benimle kızımlı mızımlı konuşma. İkincisi, ben bir emlakçıyım ve bu evi satmakla yükümlüyüm. Üçüncüsü, bu evi en kısa zamanda satacağım. Dördüncüsü, tıpış tıpış defolup giden sen olacaksın. Yeter! Delirtme beni artık, pasaklı ucube! Ucube sana benzer be! Defol! Gitmiyorum. Sen git, terk et bu evi. Aa! Ben de sabahsam sana rahat vermeyeceğim, anladın mı? O ettiğin hakaretlerin hepsini yedireceğim sana. Görürsünüz. Canavar ya! Ucube, ucube! Ya bütün gecemi mahvetti, yetmiyormuş gibi bir de hala konuşuyor, hala konuşuyor ya! Ben seni bizle, yani
evliliğimizle ilgili ümitlendirmek istemiyorum. Ben artık babamın onayını almadan, rızası olmadan seninle görüşemem. Yapamam. Bunu benden isteme. Konuşsaydı arardı herhalde. En azından mesaj çekerdi. Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Yüzüme bakıyor artık. Babam benimle konuşuyor. Affetti demek ki. Allah'ım sen bize yardım et. Bir daha babamı kırmadan, incitmeden bizim için en hayırlısını ver. Çok üzüldüm. Çok incindim. Ama ben böyle olsun istemedim baba. Senin tırnağın ucu kırılsa benim yüreğimden et kopar. Amacım yalan söylemek değildi baba. Seni üzmek istemedim. Yemin ederim. Ama göz göre göre de ölmene izin veremezdim. Bunu yapamazdım. Sen hayatım boyunca bizim için didinip durdun. Hiç uyumadığın geceleri biliyorum. Haldeyken ben seni nasıl bırakabilirdim?
Günaydın. Babacığım, al temiz temiz giy. Giyindim. Gerek yok. Ne yemek istersin? Ne istersin? Ne istiyorsan onu yap. Patlıcan yapayım. Yanına da pilav, cacık. Ya da köfte kızartayım. İster misin? Kendini çok yorma, tamam mı? Alo. Günaydın. Günaydın. Erkenden arayınca bir şey oldu sandım. Ama sesin iyi geliyor. Evet, iyiyim. Sen nasılsın? Uyuyabildin mi? Yani işte uyumak denirse. Eğer müsaitsen her zaman buluştuğumuz yerde buluşalım mı diyecektim. Anlatacaklarım var da. Tabii tabii. Müsaitim. Ben hemen çıkıyorum. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet Sude'cim, bakalım ne diyorsun? İçimden bir ses haykırdı. Kerem seni aldatmıyor dedi. En kısa zamanda görüşüp dün geceyi telafi edelim. Sana dur Arzu'ya da bir mesaj atayım. Hatta dur aynısını kopyalayayım ya. Sude gibi çabuk inen arada. Yalnız o saçı dökülen kızı bir daha aramayacağım. İsabet oldu dün gece geldi. Kaç kere söyledim dağınıklığı sevmiyorum diye. Arzucuğum. O aptal kıza inanıp seni kırdım. Biliyordum beni aldatmayacağını.
Demek beni kırdın. O zaman bir özür hak ediyorum. Sesimi duydu. Özür diliyor. Yalnız o kadar kolay olmayacak Arzucuğum. Sen biraz bekle. O pasaklı kontes de bana kızlarla ders verebileceğini zannetti. Hem pasaklı hem aptal. Günaydın Kerem Bey. Eve müşteri getirdim. Kahveler soğuyacak. Kahveler? Ha, kahve. Doğru. Aslında ben yiyecek bir şeyler de alacaktım. Ama vakit kaybetmek istemedim. O vakti burada seninle geçirmek istedim. Şunu tutabilir misin? Domatesli beyaz peynirli. Sevdiğin gibi. İşte bu çok iyi oldu. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne oldu, iyi misin? Su getireyim mi sana? Yok yok. İyiyim. Gece ofiste mi kaldın? Nereden anladın? Üstünü değiştirmemişsin. Sen iki gün aynı takıma üst üste giymezsin. Evet. Yani öyle oldu. Bizimkilere de birkaç gün birlikte olacağımızı söyledim ya. Ha, ben onu tamamen unutmuşum. O yüzden eve de gidemedim. Ama sorun olmadı. Neyse sen boş ver onu. Babanla ne yaptınız? Babam beni affedecek galiba. Yani benimle yavaş yavaş konuşmaya başladı. Dün akşam birlikte yemek de yedik. Gerçeğini suratı asıktı. Ama olsun, en azından sorduklarıma cevap verdi. Önceden yüzüme bile bakmıyordu. Her şey zamanla düzelecek, bak göreceksin. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. İnşallah dediğin gibi olur. Affedecek, göreceksin. Eğer istersen ben babanla bu konuyu bir kez daha... Aman, aman sakın. Yani sen kendin söyledin zamana ihtiyacınız var diye. Haklısın.
Bir de özellikle bu ara bizi bir arada görmese çok iyi olur. Yani seni her zamankinden az göreceğim. Öyle mi? Neyse, yani yapacak bir şey yok. Benim eve gitmem lazım. Öğle yemeğini hazırlayacağım. Hazır bir şeyler alsak? Olmaz. Babam benim yemeğim olmadığını anlar. Tamam. Ama önce kahvemi bitireyim. Yavaş iç. Yani sıcak. Ağzın yanmasın. Neyse, ben artık gideyim. Görüşürüz. Kendine dikkat et, olur mu? Olur. Sen de dikkat et. Ben gideyim. Metrekare. Gördüğünüz gibi çok ferah. Günün her saati güneş alıyor. Bahsettiğiniz gibi çok güzel. Bizde yalan yok. Olanı söyledim. Evi beğendim diye pazarlık etmemezlik yapmazsınız inşallah. Pazarlık sünnet demişler. Siz diğer odaları da dolaşın, fiyatı konuşuruz. Peki. Sen ne yaptın zannediyorsun ya? Bırak kolumu. Kendi eviniz sayılır. Çekinmeden dolaşın. Sana ne yaptığını soruyorum. İş, çalışmak. Bunlar sana bir şey çağrıştırıyor mu? Ha? Senin işin beni ilgilendirmiyor, anladın mı? Küçük konuş, ne dediğini duyuyorum. Müşterime rezil edeceksin beni. Ev satılık değil beyefendi, lütfen dışarı. Nasıl yani? Ev benim ve satmıyorum, lütfen dışarı. Orada bir dur bakalım. Bu ev satılık. Bu da satış yetkisi için sözleşme. Oku bakalım ne yazıyor bak. Baban bizzat yetkiyi vermiş, imzası var. Böyle olmaz ki, beyefendi evini satmak istemiyor. Beyefendiye soran yok beyefendi. Siz lütfen evi dolaşın. Ver onu bana, ne yapıyorsun ya? Sözleşme falan yok. Hadi çıkın dışarı. Hiçbir yere gitmiyor. Satmıyorum ya, satmıyorum, zorla mı? Çıkın dışarı. Tamam beyefendi, zorla alacak değiliz. Zorla da olsa olacak abi. Bu ev satılık. Ya haydut musun kızım sen? Satmıyorum evi ya. Çıkın dışarı. Bana kızım deme. Çıkmıyoruz. Çıkıyorsunuz. Çıkmıyoruz. Çıkıyorsunuz. Bana diklenme, çıkmıyoruz. Şu haline bak ya. Sen ilk önce konuşmayı öğren. Erkek gibisin be. Asıl sen kendi haline bak be. Gitti işte ya. Beğendin mi yaptığını? Çok beğendim. Tam isabet oldu. Hadi sen de şimdi dışarı marş marş. Hiçbir yere gitmiyorum. Deli olacağım ya kızım. Bak seni görünce şartellerim atıyor ya. Gelme bir daha ya. Bu evi sana sattırmam. Sen öyle san. O iş bitti, anladın mı? Bu evi satamayacaksın. Bunu o kadın kafana sok. Bana bak. Bu iş etti beni evden kovuyorsun. Sana inat bu evi satacağım. Hatta hayattaki tek gayem bu evi satmak olacak. Gidişini de gofret diyerek kutlayacağım. On. 11. 12. 13.
Ispanak suyunuz hazır Cevriyan. Ay, ellerine sağlık Hediyeciğim. Yalnız tuhaf bir şey oldu bu. Birazcık tuz katsaydık bari. Ne tadı var ne tuzu. Ay ne tuzu ayol Hediyeciğim. Bu zaten vücuttaki tuzu suyu atmak için o. Allah size kolaylık versin Cevriye Hanım. Kilo vermek de başa bela değil mi? Ay bunu bir içiyorsun için tertemiz oluyor. Çamaşır suyuyla yıkanmış gibi adeta. Al bir yudum da Yok yok ben almayayım Cevriye Hanım. Size afiyet şifa olsun. Ay, madem bunu içmiyorsun şöyle bir diyete başlasana sen de. Bak yakında Ökkeş Efendi geliyor. Genç kız gibi görsün seni ayol. Fena mı olur? Yok yok Cevriye Hanım. Geçen sefer boyumun ölçüsünü aldım ben. Bu yaştan sonra diyet miyet yapamam. Aman iyi sen bilirsin ne diyeyim ki ben sana. Ben hazırlığa başlayayım. Akşam için istediğiniz bir şey var mı? Ay yok. Ben biraz kilo aldım gibi hissediyorum da Hediyeciğim. Sadece şöyle bol yeşillikli bir salata yap. Ha ben sadece ondan yiyeyim. Tamam. Hadi. Ne biçim bir kızsın sen ya? Ya ne konuştuğunu biliyor ne duracağı yeri. Ama ben biliyorum seni nasıl durduracağımı. Alo. Nasılsınız Kerem Bey? İyiyim. Ayhan Bey size bir şey söyleyecektim. Şu bizim Dragos'taki ev var ya satılık. Evet. Onun satılık ilanını geri çeker misiniz? Babam vekalet vermiş, bir emlakçıyla anlaşmışsınız. Bir sorun mu var? Bir sorun çıkmasın diye söyledim zaten Ayhan Bey. O ev satılmayacak. Babamla görüşüp uygun bir dille söylerseniz ikna edersiniz. Söylediğimi duydunuz mu? Dediğiniz gibi. Babanızın adına talimat verdim. Evi satmak istiyor. Bu onun kararı. Konuşun dediysem konuşun Ayhan Bey. O ev satılmayacak. Zaten saçma sapan bir emlakçıyla anlaşmışsınız. Peki. Babanızdan konuşurum o halde. Halledebileceğimi düşünüyorum. Halledersin, halledersin de ben bu sabah paspalığına haddini bildirmezsem içim rahat etmeyecek. Ben gideyim en iyisi anahtarı almaya. Yoksa o gelecek. Canım birazdan sendeyim. Seninle küs kalmaya dayanamıyorum. Diyorsun. Şu an acil çıkmam lazım. Sonra... Anahtar biraz daha bekleyebilir ya. Zaten o paspalın yüzünü ne kadar geç görürsem o kadar iyi. O çakmar içi engel olmasaydı şimdi çoktan evi satmıştım. Adam da beğenmişti. Acaba adamı tekrar mı arasam? Al evi desem. Uf ya. Yetmiyordu sanki dert. Bir de bu Kerem püskülü çıktı başıma. Kendi kendine mi konuşuyorsun kızım? Aa Salim amca. Hoş geldin. Hoş buldum kızım. İyi misin? Ben iyiyim de sen keyifsiz görünüyorsun. Hasta falan değilsindir inşallah. Yok kızım iyiyim. Buna da şükür. Gel gel ayakta kaldın geç otur. Ne içersin ne ikram edeyim sana? Bir şey istemem kızım sağ ol. Anlat bakalım. Bir aksilik yok değil mi? Yani yok Salim amca işletiyorum. Sözünü dinliyorum. İyi kızım. Sabret çalış. Mevlam yolunu açık eder. Tabii Salim amca. Zorluklar bana vız gelir tırıs gider. Gerçi biraz işler durgun ama bakalım toparlarız inşallah. İnşallah kızım. Ben de seninle iş konuşmaya geldim kızım. İş mi? Söyle Sait Usta. Ne demek şantiyeye malzemeler gelmedi? Nihat Bey. Bu sabah gelmesi gerekiyordu malzemelerin. Tamam. Tamam hemen ilgileniyorum usta. Bir sorun mu var?
Tedarikçi firma malzemeleri göndermemiş. Sizi niye arıyorlar? Tedarikçi firmayı arayıp sormaları gerekmiyor mu? Aramışlar. Aramışlar da ödeme yapılmadığı için malzemeleri gönderemeyiz demişler. Nasıl olur? Ödemeyi geçen hafta geçtik. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ömer'i mi arasam? Yok şimdi o Zehra kadar işte ablanı kaçırmıyor. Neyse bir şekilde halledeceğiz işte. Sen muhasebeye uğra dosyaları istedin. Hemen ilgileniyorum. Hoş geldin. Benim hatam. Çocuğuma sahip çıkamadım. Kolay gelsin evlat. Sağ ol usta. Taze çay var usta, vereyim mi? Yok. İstemem evlat. Bu yeni evlenen çiftin değil mi? Ne işi var burada? Biraz önce getirdiler usta. Çekmeceleri çalışmıyor. Yani sanırım bir mekanizmasında problem var. Onu halledeyim dedim. Tamam. Sen işine bak, ben hallederim. Peki usta. Amacım yalan söylemek değildi baba. Seni üzmek istemedim. Yemin ederim. Ama göz göre göre de ölmene izin veremezdim. Bunu yapamazdım. Sen o haldeyken ben seni nasıl bırakabilirdim? Salim Bey, size en başta da söyledim. Bu olaydaki en masum kişi kızınız. Lütfen kızınızla konuşurken onun sadece sizi ve kardeşimi yaşatmak için bu oyuna dahil olduğunu unutmayın. Usta, iyi misin? İyiyim evladım, iyiyim. Küçük bir sıyrık. Bir şey yok. Ya dur, ben kolonya alayım. Yok yok evladım. İşine bak sen. Ya usta, mikrop falan kapar. Evlat, işine dön sen. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Ay neymiş öyle o cimcimem? Şarkı. Ay nasıl bir şarkıymış o, burada söyle de biz de duyalım. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning the sering ring, morning the sering ring. Din dan don, din dan don. Aferin benim kızıma. Güzelim, bana da öğretsene, beraber söyleyelim ayol. Tamam. Hadi. Are you sleeping? Are you sleeping? Ay dur dur dur, yavaş küçük cimcime. Yavaş yavaş söyle de ben de öğreneyim. Hadi. Durun durun, benim bu anı videoya çekmem lazım. Baştan tamam mı? Yavaş yavaş. Hadi başladım. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John. Brother John. Can değil, John. Aman ha John, ha John. Ne fark eder güzel cimcimem benim. Joe değil, John. John.
Ne meretse işte, söyleyemedim ben. Hadi sen söyle bari. Kolay gelsin. Zehra abla hoş geldin, gel. Hoş bulduk, yemek getirdim. Ya Zehra abla niye zahmet ettin? Olur mu, ne zahmeti? Baba? Babacığım eline ne oldu? Bir şey yok. Ama olur mu, kanamış? Bir kolonya sürelim, bir saralım tekrar. Abartacak bir şey yok. Tamam. Ben yemeği hazırlayayım. Koraycığım şu gazeteleri verebilir misin? Bunları da çıkaralım. Heh, babacığım gel sen şöyle otur. Sen otur oraya. Ben böyle otururum. Buyur usta. Afiyet olsun. Mesaj bile yazmadığına göre babasıyla. Babamın yanındaydım. Açamadım, affedersin. Eve gelir gelmez aradım. Birlikteydiniz. Yani öğle yemeğini. Yani ben aslında yemeği bırakıp gelecektim ama babam kalmamı istedi. Çok sevindim. Aslında hala pek konuşmuyor benimle. Ama olsun, bana bu da yeter. Bana da. Sen ne yaptın? Dışarıda mısın? Şirkete geçeceğim, üstümü değiştireceğim. Evden mi istedin? Hayır, yani sipariş verdim. Biliyorsun... 2 gün giymezsin. Biliyorum, iyi yapmışsın. Ya, bir dakika. Kapı mı? Ha, yok, yok, hayır. Ben, bir dakika. Zehra? Alo? Zehra iyi misin? Zehra bir şey mi oldu? Alo?
Koray. Evladım sakin. Usta bir an önce bitsin de aklımız kalmasın ya. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Atölyede elim ayağım oldum. Olur mu usta? Asıl sen olmasan ben ne yapardım? Yok evladım yok. Bu atölyede senin de emeğin çok. Estağfurullah ustam. Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Sen bizim başımızda olduğun sürece biz her işin üstesinden geliriz. Sağ ol evladım. Ben şimdi çıkacağım. Dışarıda biraz işim var. Sen de erken kapat. Çok yorma kendini. Tamam usta. Marangozhane olarak mı işleteceksiniz? Kısmetse ben öyle düşünüyorum. E süper o zaman. Dükkan sahibi de hemen satmak istiyordu zaten. Ben onu arayayım, çağırayım. Gelsin tanışın. Yalnız istediğiniz fiyat çok. O kadar etmez bu dükkan. Etmesine eder de bir pazarlık payı olur elbet. Söylediğinizin 50 bin altını öderim. Çağırın mal sahibini görüşelim. Sizin 50 bin dediğiniz bizim istediğimiz rakamın neredeyse yarısına yakın. Böyle pazarlık payı mı olur? Bütçem o kadar. Başka yok. Şimdi abicim, sen marangozhane olarak çalıştırmayacak mısın? İçerideki makineler gıcır gıcır. Çalışıyor yani. Sen bütçeyi biraz daha yükselt, bitirelim bu işi. Baba, bir kuruş daha istesen çıkmaz benden. Hem istediğiniz rakam çok yüksek, olmaz. Anladın tabii acil satılık olduğunu. Aklın sıra çökeceksin. Baba, benden bu kadar. Kalkmıyor da uyanık. Bekliyor tamam diyeyim diye. Sen bir mal sahibini çağırsana. Onunla konuşur hallederiz biz. Yok abicim yok. Biz satmaktan vazgeçtik. Nasıl vazgeçtiniz? Bildiğin vazgeçtik işte. Kusura bakma seni de buraya kadar yorduk. Hadi güle güle abicim. Salim amca. Bir şey mi söyledi sana kızım? Ha o mu? Senin dükkana müşteri geldi o. Ben de müşteri var mı diye uğradım. İyi olmuş. Yok ben gönderdim onu Salim amca. Çok fiyat kırdı. Bir konuşsaydık sabah. Neredeyse istediğimiz fiyatın yarısını verdi Salim amca. Birkaç gün daha bekleyelim. İstediğimiz değere satarız dükkanı. Benim o kadar vaktim yok kızım. Acelem var benim. Anladım. Acelem var Salim amca da. Bir derdin mi var? Söyle. Beraber çaresini bulalım. Salim amca? Sen benim dediğimi yap kızım. Dükkanı bir an önce sat. Peki. Nasıl istersen. Hayırlı işler kızım. Sağ ol. Ne derdi var acaba? Nihan Hanım, sizi de anlıyorum ama durum sandığınız gibi değil. Edeceğimiz zarar akıl almaz boyutlarda. Tamam, şöyle yapalım. Siz de kabul ederseniz bütün zararınızı karşılayalım. Siz de en kısa sürede malzemeleri bize gönderin. Tamam. Tamam. O zaman ben ek sözleşme hazırlatıyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tamam. Sorun çözüldü. Bu gece malzemeleri gönderecekler. Bugünkü aksaklığı da takviye eleman olarak halledeceğiz o zaman. Aynen öyle. Şantiye şefinin durumu anlatırız. Yarınki işleri de hızlandırırız. Sorun çözüldüğüne göre ben artık Ömer'i arayabilirim.
Ben de ek protokolü hazırlatıp firmaya göndereyim. Tamam. Sen burada bekle, ben bir işimi halledip geleceğim. Tamam da neden geldik ki buraya? Buraya geliyor. İnşallah yine hakaret etmeye gelmiyordur. Yoksa kesin kırarım kafasını. Yok. Ekmek teknem burası, kıramam. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bu ne şimdi? İş ahlakı. Tabii sen hiç çalışmadığından anlamazsın. Çok merak ediyorum, nasıl kandırdın onu? Ben kimseyi kandırmam, gerçekleri söyledim. İnandı yani. Daha beni tanımıyorsun da neyse. Emin anahtarlarını almaya geldim. Anahtarları almaya mı geldin? Sebep? Evi satmaktan vazgeçtik. Anahtarları ver. Yok öyle bir şey. Ben dün Ayhan Bey'le konuştum. Ayhan Bey babamın çalışanı. Dolayısıyla da benim. Gerekli bilgiyi zaten sana verecektir. Anahtarları ver. Bana uyuz oldu. Başka emlakçıyla anlaştı kız. Anahtarlar. Bak, seninle çok güzel bir karşılaşmamız olmadı biliyorum. Ama hepsini unutabiliriz. Başka bir emlakçıyla görüşmeye hiç gerek yok. Sen evde okuyken ben müşterileri getiririm, hiç rahatsız etmem. Evi satmıyoruz. Anahtarlar. Kötü haber tez duyuluyormuş hakikaten. Buyurun Ayhan Bey, dinliyorum, evet. Sabah Hanım, sizinle olan sözleşmemizde değişiklik oldu. Evin acilen satılmasını istiyor Naci Bey. Emlakçı komisyonunuzda artırmaya karar verdik ayrıca. Yasal hakkınızın üstüne %5'lik bir dilim daha ilave ettik. Evi en kısa zamanda satın. Yetkiniz ve sözleşmeniz sizin komisyon artışının dışında aynen devam ediyor. Hay Allah, yüzünü kapatmış gibi oldu. Nihayet, yani biraz daha açmasaydın. Sen telefonun kapanmasını diyorsan, ya ben tencereyi yukarı koyuyordum, sonra tabure kayınca hop aşağı. Bir şeyin var mı? İyi misin? İyiyim, iyiyim ben, merak etme. Dirseğin mi çarptın, dirseğin mi acıyor? İyi iyi, sızlıyor sadece. Yanlış anlamazsan babam her an gelebilir. Tamam, gideceğim ama bir şey yok. İyisin değil mi? Ha? Bir bakalım istersen. Bakayım bir. Bak, yani gerçekten bir şey yok. Biraz şişmiş gibi sanki. Krem falan var, kas gevşetici. Var. Var evde. Sürerim. Dirseğinle ilgili bir sıkıntı olursa ararsın. Telefonun açık olsun. Yani konuşamasan bile mesaj yazarsın. Tamam. Tamam. Hadi git lütfen. Tamam, gideceğim ama dediklerimi unutma. Güle güle.
hadi. Ben aslında bir bardak su mu içsem? Su mu? Hı hı. Tamam.